sivil olsun, askeri olsun, koşturmaya uğradığımı, dava konusu olduğumu ve hepsinden de aklandığımı söyledim. Başkanlık sistemine karşıyım. İnsanların ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına ve suçsuz yere düşüncelerinden dolayı insanların hapiste yatmasına karşıyım dedim. Layık bir ülkede sürekli bu din konusunun ön plana çıkarılmasına ve dinin bir siyasi malzeme olarak kullanılmasına karşıyım dedim. İşte aklıma gelenleri söyledim. Böyle bir soruşturma açıldığında ne hissettiniz? Hakaret soruşturması Cumhurbaşkanı. Ne hissettiniz? Yani yapılan paylaşımları gördükten sonra saçma buldum. Çünkü söz konusu suça bağlantılı hiçbir şey yok burada. Bu 7 tane paylaşım var. 5 tanesi zaten 2016 yılında. Düşünün, bir suç unsuru olsaydı 6 yıl beklerler miydi ya? Hiç alakası olmayan işlerden sorgulandık. İşte ama bu zamanın ruhu böyle. Her şeyi, muhalefetin her türlüsünü Cumhurbaşkanlığına hakarete bağlıyorlar. Bu da sanatçıların da konuşmasını istemiyorlar. Tabii ki. Tabii ki. Tweet atmaya devam edecek misiniz? Tabii ki. İşim bu benim. Yani bu benim maceralı hayatımın bir parçası. Bunları yaşayarak geldim. Bugüne kadar zaten ben çok şey yaşadım. Tabii daha da yaşayacağım. İyi ki varsın.